Evet. Kıymetli arkadaşlarım, cümleten selamun aleyküm. Kendilik bilinci net çalışmalarından hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanetsiniz. Değerli arkadaşlarım, yapmış olduğumuz çalışmaları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Evet, şunu biraz kısalım. Kendilik Bilinci Akademisi'nin yapmış olduğu çalışmalardan bahsediyoruz. Bu doğrultuda bazı arkadaşlarımızla canlı yayınlar yaparak sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu akşam yine değerli bir hocamız, değerli bir konuğumuz olacak. Sayın Yasemin Hafize Gülbay Hanımefendi ile görüşeceğiz, konuşacağız. Kendilik bilincini açmaya çalışacağız. Sizlere en güzel şekilde anlatmaya çalışacağız. Konu metafizik olunca, konu insan olunca çok önemli. Ama insanın bildiğiniz gibi, bilindiği gibi sadece hani görünen yanı, resmi, profili yok. İnsanı insan yapan asıl görünmeyen yanıdır. O bilinmeyen, yani metafizik boyutudur. Bu açısı ile beraber insanı ele almadığımız zaman hep bir şeyler eksik kalıyor, hep bir şeyler noksan kalıyor. İşte biz kendilik bilinci çalışmalarımızda günümüz itibariyle, yani bu an itibariyle, bugün, bu yıl itibariyle birazcık sıra dışı bir yöntem oluşturup, birazcık sıra dışı bir yöntem oluşturup olayın metafizik boyutunu, İnsanın daha doğrusu metafizik boyutunu. Hayırlı akşamlar, Allah razı olsun, hoş geldiniz. Metafizik boyutunu ve zahir boyutunu, yani batını ve zahiri bir yaparak insanı inceleyip, insanın mizaç dediğimiz, fıtrat dediğimiz, huy dediğimiz, ahlaki yaratılış yapısını tanımlayıp, bunu güncel soru ve sorunlardan tanımlamalar yaparak insanın bu dünya hayatındaki amacı olan kendini geliştirmek, kendini yüceltmek, işte bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yasemin Hocam herhalde bizi Karakaş Süleyman'da bekliyor galiba. Evet, şimdi geldiler kendileri. Allah razı olsun. Değerli hocamı da alalım derse hep beraber devam edelim arkadaşlar. Müsaadenizle. Evet. İsteği gönderdik. Evet. Değerli arkadaşlarım, konumuz hakikaten günümüzdeki numerolojik çalışmaların üstünde, astrolojik çalışmaların üstünde insanın görünmeyen alemlerden gelen yanı ile görünendeki tanımlamalarını yapmak. Fıtratını ele alıp bir konuda ne düşündüğünden tutun, davranışlar bilindiği üzere çok özlü bir söz vardır. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Anlayışların ürünüdür. Bu anlayış denilen yeti tesadüfen mi oluşuyor acaba? Yani benim aklıma bir şey geliyor. Bu tesadüfen mi geliyor? Yani var mı böyle bir şey? Böyle bir şey olmayacağına göre o halde bunun bir sistematiği olması lazım. Bunun bir izahı olması lazım. Bunun bir algoritması olması lazım. İşte bakın, Yasemin Hocam katılamıyor diyor. Niçin katılamaz ki? Canlı yayına geç diyorum. Arkadaşlar hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Sizin akşamınızı birazcık renklendirmek görüntüyü açtı. Tamam. Hocam ben sizi göremiyorum. Siz beni görüyor musunuz? Ben kendimi görüyorum ama sizi göremiyorum hocam. Hocam rica etsem bir çıkıp gelir misiniz bir daha? Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet, Fatma Akıncı da geldiler. Zeliha Tosun hanımefendi de geldiler. Evet, Sami Bey olmazsa zaten olmaz bu olay. Şaban Bey, Emine Hanım, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz tekrar tekrar. Biz kendi
Kendilik Bilinci Akademisi'nin yapmış olduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleri hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Nedir bu kendilik bilinci? Kendilik bilincinin çalışma alanı olan metafizik ne demektir? Bilindiği üzere metafizik kavramı kıymetli arkadaşlar, yani 1970-1980'li yıllara kadar dünyada literatür olarak kabul görmeyen bir şeydi. Daha sonra insanlar bunu kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü fizikle bir şeyleri izah edemediler. O fiziksel hareketlilikleri oluşturan fiziğin alt yapı taşı dediğimiz metafizik alemde bir şeyler oluyor, bir şeyler. Bakın arkadaşlarım, bu metafizik alemi herkes biliyor, kabul ediyor. Evet diyor, bir metafizik var. Hatta kuantum alanı diyorlar. Biyoenerji deniyor. Bir sürü ifadeleri var. Ancak oranın dilini insanlar maalesef içinde bulunduğumuz zaman itibariyle, tarih itibariyle kabul etmeye hazır değiller mi diyelim? Veya bizler o dili hani sistematik olarak izah edemiyor muyuz? Yani burada bir hani geçiş dönemi, bir geçiş dönemi var. Değerli arkadaşlarım, bu geçiş döneminde inşallah hep beraber aşacağız. En güzel şekilde yazılarımızla, en güzel şekilde kitaplarımızla, en güzel şekilde sistematiği oluşturup kamuoyuyla paylaşacağız. Ve bu hususta Kendilik Bilinci Akademisi'nin yapmış olduğu çalışmaları sizlere en şeffaf bir şekilde sunacağız. Öncelikli olarak bunun sözünü verelim. Ben ve ekip arkadaşlarım adına bunun sözünü verelim bir defa. Evet. Yasemin Hocam katılma isteği tekrar gönderdi. İnşallah bu sefer canlı yayına geçebileceğiz bakalım. Kısaca kendilik bilinci çalışmalarını bu şekilde kabaca izah ettik. Bunu niye alamıyoruz? Niye alamıyoruz? Niye alamıyoruz? Ben şu an canlı yayındayım ama sizi göremiyorum. İkimiz bir Şimdi sayfaya sığmadık hocam. görüyorum ama sıkıntı değil. Eğer yayındaysam, arkadaşlar ikimizi de görüyorsa mesele yok. Evet. Emine Hanım, Şaban Bey, Sami Bey, Hafize Hanım da ikimizi de görebiliyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Tamam. O zaman Bizleri ben görüyorlar. Emine Hanım da Hafize Hanım'ı göremiyorum ama sizler görüyorsunuz. Bu bizim teknik bir sorunumuz. Yola devam edelim. Hafize Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum hocam. Sizler Evet. de iyisiniz inşallah. Alhamdülillah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam, Tamam. ben bir girizgah yaptım. Bu akşamki konu içeriği hakkında Evet. Kendilik Bilinci Akademisi çalışmalarının Evet. alanını, içeriğini kısaca tanıtmaya çalıştım. Sizler ne söylemek istersiniz? Hocam, bu derslerde siz ne yapıyorsunuz? Nedir dense, size böyle bir soru sorulsa ne demek istersiniz? Buyurun lütfen. Herkese kendi kitabını okuma sanatını öğretiyoruz hocam. Evet. Nacizane. Çünkü insanlar bu kalabalığın, dünya meşgalesinin içinde kendilerine biraz kör olabiliyorlar. Ama aynı zamanda bu körlük içerisinde sorunlar da yaşıyorlar tabii. Bu sorunların çözülmesi için kendi hallerinin belirlenmesi gerekiyor. Bizim ilmimiz biraz biliyorsunuz eski bir ilim ama eskimeyen bir ilim. Şu anda hani pek bilinmiyor ama biz bunun bilinmesini istiyoruz. Evet. Çünkü insanlara çok faydası olduğunu gördük. Kendimiz bundan çok faydalandık, tecrübelerimiz olarak biliyoruz. Allah-u Teala'nın insana yüklemiş olduğu o esma terkiplerini insanların nasıl açığa çıkarttıklarını gösteriyoruz, anlatıyoruz. Anlaşılıyor da çok şükür. Ve Evet. çok da faydalar var. Peki hocam, şöyle mi demek istediniz? İnsanı, yani maddesel olarak insanı oluşturan bir enerjik yapıdan, bu Evet. enerjik yapıyı oluşturan fıtri bir nasiplerin bulunduğu bir yapıdan,
Hani nasıl bedeni oluşturan et ve kemik kütleyi oluşturan DNA, genetik kodlar var. Ama o genetik kodları ve o DNA kodlarını da oluşturan fıtri bir yapıdan mı bahsediyorsunuz? Evet. 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 Fıtri Şimdi bir yapıdan bahsediyoruz. bu yapıyı biz metafizik alem olarak da izah edemeyiz. Yani metafizik fiziği oluşturan enerjik, o biyoenerjik alem. Ama o biyoenerjik alemin de işleyiş bir formu var. O zaman şöyle bir şey söylemekte bir sakınca görmüyorum. Katılır mısınız? Ne dersiniz? Düşüncenizi de alırız tabii ki. Şimdi metafizik alemdeki o enerjik titreşimler, o frekanslar, o dalgalanmalar, o enerjik gelgitler, manyetizmalar, değil mi? Mesela felek kavramı döngüselliğin oluşturduğu manyetizmaya verilen bir ifadedir. Yoksa yıldız derdik, Mars, Venüs derdik, geçerdik. Ama Mars'ı Mars yapan, Mars'ın Güneş etrafındaki döngüselliğiyle ortaya yaydığı manyetizmal, yani bir çekim, bir itim, bir şey var orada, bir hareketlilik var. Ve bu hareketliliğin de izahsız olmaması, yani olması mümkün değil. Yani tesadüfen rüzgar gibi geldi, geçti. O anca hani kendini fark etmeyen insanların söyleyeceği söz müdür? Ne dersiniz? Siz şimdi girişte de ben girdim çıktım çok anlayamadım ama metafiziğe bir giriş yaptınız. Evet. Metafizik, yani bir fizik var bir de metafizik var. Fizik bildiğimiz şu anda herkesin bildiği madde aleminin ölçülür, ölçtükleri, kanıtlayabildikleri, delillendirebildikleri, gözle görülebildikleri alemi, maddeye bakan yönünü bir bilim dalı. Ama metafizik denildi mi de insanın evet bir fiziki bir yanı var ama aleminde evet bir de enerji alanı var, enerji yönü var. İşte bu enerji yönünün de bunu inkar etmek mümkün değil. Bu Tabii enerji ki. yönünden de insanlar birçok şey yaşıyor. Bu alanla da metafizik alanı diyoruz. Evet. Gözle Metafizik. görünmeyen, duyularla bilinmeyen Evet, alan. ölçülü bilemeyen, delillendirilemeyen ama yaşadığımızı da inkar edemeyeceğimiz bir alan bu yani Evet. enerji bedenimiz. Evet. Evet. Ve buranın bir hesabı var. Ya batılı bilim adamları buna geometri diyorlar. Yani geometri. Yani bizim matematik olarak incelediğimiz geometriyle ne kadar örtüşüyor bilmiyoruz. Ama izahı ile ilgili en ufak bir öneri, bir teori sunmamışlar. Evet. O metafizik alemdeki etkileşimlerin feleki kanal ile astrolojik dediğimiz o feleki kapılardan madde alemini etkilediğini, tetiklediğini, Evet. yani bunu somutlaştıramamışlar veya hani bunu tanımlamamışlar. Şimdi az Her önce şey buyurun. birbiriyle, affedersiniz, her şey birbiriyle etkileşim halinde. Madde, Kesinlikle. eşya, insan, alem hepsi birbiriyle etkileşim halinde. Öyle olunca tabii ki hepsini bir arada ele almak lazım. Kesinlikle. Bir arada almak lazım. İşte kendilik bilinci çalışmaları bu noktada, yani belki de ilk, bilmiyorum dünyada böyle bir çalışma yapan var mı? Ben girdim. Yani bilmiyorum. Görmedik yani. Aradık, Görmedim. araştırıyoruz. Bizler de araştırıyoruz. Sizler de araştırabilirsiniz. Bilhassa derse katılan arkadaşlarımıza da rica ediyoruz. Yani bizim bilmediğimiz başka bir sistem varsa olur. Herkesin bilmediği bir şey vardır. Yani bize de söyleyin diye, ancak hakikaten arkadaşlar kendilik bilinci çalışmaları bu noktada eşsiz. Bu noktada bizlerin sistematikleşme eksikliğimizi ben en azından ben kendi adıma itiraf ediyorum, kendime itiraf ediyorum ve bunu doldurmaya uğraşıyoruz. İşte Yasemin Hanım ve diğer arkadaşlarımızla birlikte inşallah şu ana kadar, yani yaklaşık 3 yıldır belli bir program dahilinde yapmaya çalıştığımız bilgisayar programımızla beraber, çünkü bilgisayar programı belli gözlemlerin kayıt altına alınması demektir. Yapılan testlerin, keşiflerin, fetihlerin kayıt altına alınması demektir. Bir Evet. istatistik demektir. Bu istatistikin elde olması demektir.
Mesela biz bu konularla ilgili işte Yasemin Hanım da anlatır. Belki yaklaşık 10 yılı geçti, 15 yıl oldu mu bilmiyorum ama yani 10 yılı geçti. Biz bu konuları uzun zamandır çalışıyoruz ama sistematikleşme yolunda son 3 yıl içerisinde oldukça yol kat ettik. İnşallah daha da yol kat edeceğiz. Bilgisayar programımız oldukça gelişti. Onu bitirmeye çalışıyoruz. Onu bitirdiğimizde zaten o akıllı programlar denilen, o hani yapay zeka denilen sisteme meydan okuyacağız. Açıkça söylüyorum, meydan okuyacağız. Çünkü sizin önümüzdeki hafta hangi gün, nerede, nasıl bir etkileşim alacağınızı ve bununla ilgili de size işte şu noktada şu davranışı öne çıkar. Şu noktada şu düşünceyi aktif etmeniz lazım. Bak şu şekilde düşünüyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz gibi önermeler verecek hale gelecek inşallah bilgisayar programımız diye uğraşıyoruz. Evet, gezegenleri soruyorlar Yasemin Hanım. Gezegenler bizi nasıl etkiler? Evet. Yani Emine Hanım, oraya biraz sonra gelsek. Öncelikle hocam müsaade ederse bu yeni ay aslında bu da bir gezegen etkileşimi ile ilgili. Sizleri nasıl etkilediğinden bir bahsetmek istiyorum, giriş yapmak istiyorum. Hocam müsaade ederse. Estağfurullah, buyurun lütfen. Hocam, şimdi biz Kova burcunda bir yeni ay yaşamaya başladık bugünden itibaren ama etkileri daha önceden tabii ki bizler üzerinde tesirlerini gösterdi. Ve Kova burcu. evet Kova burcunda ve Kova'da Plüto var. Plüto Kova'ya girdi. Güneş Kova'da. Bunların hepsinin bir arada bulunması, yeni ayında burada bulunması insanlar üzerinde bazı etkileşimler yaptı. Bir bilinç sıçraması, bilinç yükselmesi, idraklerde bir açılma. Tabii bilinçle beraber bunu becerebilenler için inşallah. Ben bunu tam 2023'ün son senelerinde fark ettim. Hatırlıyor musunuz hocam? Bir Merkür zamanı yaşamıştık. Güneş patlamaları oluyordu o sırada ve Merkür de retroya girmişti. O zamanı Geçtiğimiz sene. hatırlarsınız. Evet geçtiğimiz Evet. senenin son aylarından birindeydi bu. O zaman dedim ki evet biz bir şeye uyumlanmaya çalışıyoruz. Bilinçte bir yükselme olmaya başladı. Bekleyip göreceğiz neye uyumlanıyoruz. Ve zihni kavramada çok zorluklar çektik, sıkıntı yaşadık. Hayal ve gerçeği birbirinden ayırt etmekte zorlandık. Bu süreç o zaman başladı ve Plüto Kova'ya girdi ve bir Plüto çağı, Kova çağı başladı resmen ve yeni ayla birlikte start verdi. O Yeni zaman ay pik yaptı bugün veya bugünden sonra, öyle mi? Perşembe günü öyle bir yüzünü gördük ki biz bu Kova, Plüto ve yeni ayın çok şaşırdım. Bütün danışanlarım aynı şeyleri sormaya başladı. Diyor ki birisi mesela ben canım bir şey istiyor akşam eşim alıp geliyor diyor. Ben artık diyor biraz da şakaya vurduk tabii. Eşime alışveriş listesi vermiyorum diyor. Market listesi vermiyorum diyor. Diğerleri Telepatik. telepati. Telepati de bir şey oldu. Zıplama oldu. Aynı şekilde bunu söyleyen bir kod 8'di. Bir kod 2. İki tane kod 2. Rüyalarında birisi rüyalarında değişim ve dönüşümle ilgili mesela kod 2'nin birisinin 8. evinde gerçekleşti bu. Şöyle söylüyor rüyamda diyor bu tabii tövbelerle ilerleyen bir arkadaşımız kendisi de Evet. buradadır belki biliyordur tövbelerle ilerlediği için bir yol kat etti kendisi ve değişim ve dönüşümünün önünde engel olan şeyi rüyasında net bir şekilde göstermişler. Yani mesaj içeren rüyalar evliyaları diğer bir kod 2'nin evliyaları rüyasında görmesi bir kovayım kimi düşünsem anında arıyor. Evet. Evet. Evet Mina Hanım, evet. Aynen öyle oldu. Yani telepati, rüyalarda mesaj alma, evliyaları görme, bir görme isteği, bir görme şeyi, kendindeki o gördüğü şeylere tutunma ihtiyacı belirdi. Baktığımızda en çok kimler etkilendi diye, mesela bir kod 5'in, çok da medyatik bir kod 5'in,
bunun olumsuz yönlerini yaşadığını gördük. Nasıl ki ilerleyen aşamalarında neredeyse yani Mehdilik peygamberlik ilan edecek duruma geliyorlar. Çok da Bu yüksek üzüldüm. bir ego. Evet. Buna tutunma ihtiyacı, görünme ihtiyacı, bilinme ihtiyacı. Aslında bunlar sıradan olacaklar. Bir tane Kod4 dedi ki, hocam ben dedi ölümün kokusunu alıyordum. Hani daha önceden olan yetenekler de bir anda su yüzüne çıkarttı. İnsanlar daha önceden bunu cesaret edemiyorlardı söylemeye. Bir anda cesaretle bunları dile getirmeye başladılar. Ölümün veya insanların kokularını ayrıştırıyorum. Plüto. Evet. Zaten kendi birinci evinin gezegenlerinden birisi de Mars'ta o Kod4 arkadaşın. Burada kendim de ben size bir şey anlatmak istiyorum. Belki de ben bunu 11 senedir yaşıyorum ama benim sadece ailem bilir bunu. Sizlerle de paylaşayım. Ben babamın vefatında babamı götürdüm. Toprağın altından bir yere girdik. Toprağın altında yaşayacağı yere teslim ettim. Ve babam dedim ölecek galiba. O gün bana bir şey açıldı. Oradan o günden beri bütün ölüleri oradan teslim ediyorum. En son bir hafta önce dedim ki birisi ölecek dedim galiba dedim. Üç kişi birden 4 gün arayla 3 kişi birden vefat etti. Yani bu yeteneklerimiz inanın o kadar sıradanlaşacak ki herkes yaşamaya başlayacak. Yani bu beni bir özellikli kılmayacak. Bilinç sıçraması bu. Bilinç derken bilinci de anlamıyorlar. Nasıl? Mesela gece karanlıkta yatıyorsunuz, kapının arkasında bir şey asılı veya yere bir eşya atmışsınız, size bir öcü gibi görünüyor. Korkuyorsunuz. Çocuklukta bunu çok yaşamıştır insanlar. Işığı Evet. yani ışığı yaktığınızda, yani bir ışık olduğunda, bir aydınlık olduğunda onun korkulacak bir şey olmadığını, bir öcü, Karadenizliler buna gogo der, bir gogonun olmadığını görürsünüz ve bir aydınlanma yaşarsınız. Bilinç budur. İdrak, sonra idrakte gelişleme olur. Peygamber Efendimizin çocukluğunda bir rivayete göre 4, bir rivayete göre 10 yaşlarında. Belki de 2 kere, çünkü öyle rivayet edilmiş. Göğsünün açıldığı, Göğsüm açıldı. göğsü açıldı, sadrının genişletildiği, kalbinin çıkarıldığı, kalbindeki o 2 damardaki o 2 siyah pıhtının alındığı, temizlenip yıkanıp tekrar kapatıldığı, biz bunları Cevap olmuyor. biliyoruz. Evet. Evet, niçindi? İlahi tecellileri alabilmesi, gördüklerine güç yetirebilmesi, dayanabilmesi içindi. O zaman Bunları efendim hocam, buyurun. Şöyle toparlayalım mı Yasemin Hanım? Bizim o metafizik alem dediğimiz aynı zamanda bizim de o metafizik alemin parçası olduğumuz o alemdeki hareketlilik bu dünyada gezegensel kapıdan o astrolojik ifadelerle gezegenlerin içerikleri özelliklerinin insan zihninde İnsan beyninde fıtratındaki tetiklemelerden mi bahsediyorsunuz? Kova biraz hareketli demektir. Biraz havaidir kova. O havailiğin açığa çıkması, daha çok hareketlenmesi belki. Onu siz nasıl ifade edersiniz bilmiyorum. Ancak bütün bu olayların da hani güneş dediğimiz bir Evet. şeyi görme isteği, Evet o hocam. görme isteği insanın içselliğindeki o istek doğrultusunda bakın yine kişinin fıtratındaki eksikliklere göre kimisinde şimdi sıfatlara girmeyelim ama ego yüksek bir ego olarak ortaya çıkacak. Artık o Olabilir. Plüton'un getirdiği savrulmalar veya otorite veya birilerini etkileme çabası veya tam Kesinlikle. aksine eksi boyutta yani tefritte, zayıflıkta olan kişilerde de aşırı hassaslık. Tamamen Evet. disiplinsizlik, çekingenlik olarak açığa çıkacak. İşte buradaki bu etkileşim dairesini incelemek için ne yapmak lazım? Kişileri isimlerine göre o isimleri yani İşte Süleyman'sa Süleyman, Hafize ise Hafize, Ayşe ise Ayşe, Ahmet ise Ahmet. Bu isimleri o yani metafizik alemin
diline çevirmek gerekiyor. Yani isimleri Snapchat değerlerine göre tespit edip bunu kodsal dediğimiz o matematiği rakamsal boyutuna indirgemek gerekiyor ki senin mizacın, senin fıtratın, seni huy olarak senden açığa çıkan o davranışsal yapıyı inceleyebilelim. Evet. Hocam Değil mi? zaten konu oraya Buyurun. bağlayacaktım ben. Evet. Lütfen. Biz bunu hani kendi derslerimizde öğrendiğimiz şekliyle şöyle diyelim. Biz bunu güneş zamanında yaşıyoruz şu an. İkinci Evet. bir güneş zamanında daha girdik. Güneş görmek demektir. Bu zaten güneş, ay, plüto hepsi bir yerde. Kova zaten spiritüel konuları çok içerir. Görme Kesin. arzusu. Görme arzusu oluşturdu. Güneşin esmalarından birisi mesela Hakim esmasıdır. Bir diğer esma Nur esması ve Hak Evet. esması. Biz bunları şimdi kodlar bazında ele almadan önce şöyle bir üzerinden geçersek Hakim esması hikmetli bir bakışla görebilmek, zanda belki insan zan boyutunda kalır, nefsi bir boyutta kalabilir. Belki gerçekten hikmetli bir bakış sergileyip güzel şeyler görebilir. İşte o hani açtı da sadrı genişletti, oradaki pıhtılar atıldı ya, sen o Evet. iç düzenlenmeni, hakimiyetini sağlamışsan zaten sen gördüğünü anlayabileceksin, tanıyabileceksin. Gördüğünde isabetli olabileceksin. Yoksa o isabeti zaten yakalayamayacaksın. Sonra hak esması, hakla batılı nasıl ayırt edebileceksin? Evet. Edebileceksin. Batılın yerine hakkı koyabilebilecek misin? Çok yanılan insanlar olacak. Biz bunu göreceğiz. Yanılgıya düşecekler. Gördüklerini okuyamayacaklar, anlayamayacaklar. Ve nur esması, kalp nuru gerekecek bunları görebilmek için, okuyabilmek için. Esmalar boyutunda peki hocam siz ne diyeceksiniz? Mesela nur esmasında eksikliği olan insanların Valla değerlendirirseniz. nur esması 256 değerindedir ve kod 4 ile Evet, ifade dört. olunur. Şimdi bu kod 4'ü merkez olarak baz alırsak kod 2 Evet. olarak kendimde aşırı hassaslığı çok yaşadım. Halen daha da geliyor. Artık selamünaleyküm, aleykümselam diye kulağımdan tutup oturtuyoruz kenara inşallah. Kod 2 olan arkadaşlarda bu çekingenlik, içsel aşırı hassaslık sonucu ortaya çıkan, bakın başarıdan korkmak, bakın bunları açığa çıkartır bizde. Yani onlarla yüzleşemeyecekmiş gibi bir duygu ve düşünce ortaya çıkartır, eksiklik olarak. Bunun aksine kod 5, az önce de siz değindiniz ya hocam, hani meşhur Evet. bir kod 5'in bazı şeyler yaşadığından bahsettiniz. Bakın bu noktada da kendi gördüğünü zannettiği şeyler noktasında yani neredeyse ilahlık ilan edecek düzeye gelebilir. 5, 7 ve 9'lar çok tetiklenebilir. Evet. Tabii ki klinik olarak bu esmanın ilgili kişide oluşturmuş olduğu bir de düşünsel boyut var. O düşünsel boyutla davranış boyutu, o mantık kuramını kurmak gerekiyor. Yerinde değerlendirmek gerekiyor. Bu noktada 2, 5, 7 ve kod 9 olan arkadaşlar lütfen az önce saymaya çalıştığımız ego, otorite, başkaları yani kendini şey neydi o? Birilerini etkileme çabası, disiplinsizlik, çekingenlik kod 2 için. Başarıdan korkmak, bakın bunlar akıllarına geldiğinde, bunları fark ettiklerinde, yakaladıklarında kendilerini lütfen evrensel bilinç farkındalığı ile hareket etmek. Yani objektif olabilmek, kendini sigaya çekebilmek, sorgulayabilmek. Ya ben bunu böyle düşünüyorum ama acaba bu böyle mi? Hani herkes bunu böyle görüyor mu? Bunu test etmesi gereken bir zamandayız. İnşallah insanların çoğu bu deneyimi, bu içsel sorgulamayı tecrübe etmişlerdir. Bu sefer diyelim, bu döngüde diyelim, bu dönemde diyelim, daha kolay yapabilirler diye temenni ederim. İnşallah. Veya gelsinler dersimize, ondan sonra
Bakalım nerede ne varmış, ne yokmuş, neyi nasıl anlıyormuşuz, değil mi? Evet. Arkadaşlar, bilinmez yoktur, bilinmez, bilinemez değildir daha doğrusu. Cümleyi düzeltelim. Bilinmez, bilinemez değildir. Lütfen, yani bu sizin için bir şey olsun. Hele hele bu yeni kova çağında, bu yeni aydan itibaren artık bunu kabul edin. Her şeyin arka yüzü görülebilir. Hani misal mitolojik ifadelerde de vardır ya, Kaf Dağı. Bakın o Kaf Dağı'nın arkası görülebilir. Ondan sonra onun için nedir? Kişinin az önce saydığımız o maddelerden hangisini yapıyor ise bunun farkında olup o noktada kendisini geri çekmeyi öğrenmesi lazım. Hocam ben o noktada daha sormak istiyorum size, sözünüzü kestim ama. Estağfurullah. Şimdi hakla batılı ayıramayan, kendi yalanlarında kalan insanlar, o batan batıllara inananlar. Peki muzil esması kendilerinde tecelli ettiğinde ne yaparlar? Hocam muzil esması kendilerinde tecelli etmediği zaman ne yaparlar desem yani daha yanlış açığa çıkarttıkları için zaten, evet. Muzil esması onlarda nasıl bir iş yapacak? Nasıl bir işlem yapacak? Vallahi kendi gördüklerini tek gerçek zannettikleri için, dediğim dedik, çaldığım düdük, yani birilerini etkilemeye, birilerini ikna etme çabası içerisinde olacaklar. Yani yani onları dinleyen, böyle bir insanı dinleyen insan, lan arkadaş millet neler görüyor, ben niye görmüyorum diye böyle sanki hani bir eziklik duygusu bile yaşayabilir. Hocam ama zelil ettikler kendilerini, rezil durumlara düşebilirler, rüsva olabilirler. Sonuç olarak oraya düşerler hocam. Yani sonuç olarak oraya düşecekler. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi yani biz ufkun doğduğunu, yani güneşin doğduğunu veya doğmaya yakın olduğu o bir zaman vardır ya, o bir saat vardır ya, hani ak tüyün görülmeye başladığı zaman. Şu anda biz kova çağının bu dönemindeyiz. Bundan sonra artık gün be gün bu şekilde söz söyleyen kişiler, yani birilerini ikna etme çabası, birilerini etkileme çabası veya otorite kurma çabası veya yüksek bir egoyla bir iş yaptırma çabası, bakın bunlar artık işlemez. Bunlar artık işlemez. Sen sözünü söylersin ama o konu yanlış ise hak üzere değil ki, kişi zaten değildir. O zaman sözü boşa çıkar. Dolayısıyla kendisi dinler ve kendi cehennemini oluşturur. Yani daha nasıl izah edebilirim bilmiyorum. Hocam o zaman şey yapalım. İzahımız bence yeterli. Arkadaşların soruları birikti. Emine Hanım düzenleyebildim bilmiyorum o soruları. Birisi şimdi kod nedir diye sordu galiba hocam. Kodu tekrar mı söyleseniz? Bakın, bir insanın madde yapısı olduğu kadar bir de mana yapısı, yani görünmeyen yanı vardır. Görünen yanı olduğu kadar bir de görünmeyen yanı vardır. Mesela elimin içini görüyorsunuz arkadaşlar. Arkasına yok diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama arkasının, yani bu gözle görünmeyen yanının tanımı içinde rakamları kullanmamız lazım, rakamları. Hani nasıl doktora gidiyoruz, kan tahlili, idrar tahlili veriyoruz, şekerimiz ölçülüyor, işte idrardaki üre ölçülüyor, değerler ölçülüyor. Diyor ki şu artmış, şu azalmış, bu yükselmiş, bu düşmüş. Ona göre bir işlem yapılıyor ya arkadaşlar. Bakın oradaki sayıların bizim bu kullandığımız dilde de geometrisi, yani insanın geometrisini buluyoruz. O geometriye biz kod ile sadeleştirerek kod diyoruz. İşte kod 1 vardır, kod 2 vardır, kod 3 vardır, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kodlar 9'dur. Bakın bu kod meselesi bugün günümüzde numeroloji alanında da kullanılıyor veya mizaç tanımı yaparken de kullanılıyor. Fakat insanın içselliğini ve dışsallığını maalesef karşılamıyor diye,
Hani küçük görmek değil ama yeterli olmuyor. Yani yaşadığı olayın o birleşkesini oluşturmuyor. Kendilik bilinci bu manada inanın bütün sorulara cevap verebilecek düzeyde bir işleyişi sizlere gösteriyor diye özetleyebilirim. Evet. Arkadaşlar başka soruları varsa alabiliriz. Orada mesajlaşmalarda da bir heyecanlı bir mesajlaşma var hocam, anlayamıyorum. Ya ben de pek takip edemiyorum. Hemen geçiyor. Değerli arkadaşlar, kendilik bilinci kısaca bizim görünen yanımızda görünmeyen, ya görünmeyen yanımızı birleştirmek, olayı değerlendirmek imkanı sunuyor size. Biz bu hususta sadece danışmanlık da verebilirdik. Açardık telefonu, siz açardınız telefonu. Hocam, Ahmet bana böyle dedi, bu neden dedi. Bakın bütün neden nasılların, niçinlerin cevabı bizim bu eğitimlerimizle sizler öğrenebilirsiniz. Size gizli, kapaklı hiçbir şey kalmaz. Ancak dediğimiz gibi eksikliklerimiz var insan olarak. Zaaflarımız var, yanlış anlayışlarımız var, yanlış davranışlarımız var. Bakın yanlış anlayışla yanlış davranış paraleldir. Paraleldir, bildiğiniz paraleldir. Birisini yok etmek için harekete geçirdiğinde bu da ortadan kaybolur. Bunu ayet-i celil'le Cenab-ı Allah ne diyor? Hak gelir, batıl zail olur. Hak Evet. gelir, batıl zail olur. He, demek ki sen bir konuda doğru düşünceyi, doğru zihni faaliyetleri üretemediğin için yanlış davranışlar sergilediğinden yaşamda sorun. Bakın parasızlık, işte ne bileyim işsizlik, yani sorun, sıkıntı, problem, dert, keder adına ne varsa hayatımızda hepsi bir konuda doğru düşünceyi ve davranışı bilmediğimizdendir. Ama bu öğrenilemez demek değil. İşte biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Derslerimizde bunu öğretmeye, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında biz bir şey anlatmıyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Yasemin Hanım ne dersiniz? Biz mi anlatıyoruz? Hayır arkadaşlar. Biz sadece başlıkları veriyoruz. Bilgisayar programımız dairesi içerisinde kendinizi yoğuruyorsunuz, keşiflerinizi yapıyorsunuz, fetihlerinizi ya biz sadece size eşlik ediyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi rüya konusunda bir arkadaşım Firdevs Hanım herhalde rüya konusunu soruyor. Değerli arkadaşlarım, bakın rüya bizim için şu demektir. Nasıl yolunda gitmeyen bir şeyler sizin canınızı sıkar, depresyona düşürür, paranoyak yapar, agresif yapar, işte efendim çeşitli böyle rahatsızlıklara sebebiyet verir mi? Verir. Heh, işte bu dünya hayatınızda yolunda gitmeyen ama yapman lazım senin. Yani bir şeyler yapman lazım. Ne olsun bu? Geçinmek için çalışman lazım. Çalışmıyorsun. Tembellik yapıyorsun, disiplinsizlik yapıyorsun. Bakın o konuyla ilgili rüya aleminde senin hakikat boyutunda nasibin varsa sana uyarılar gelir. İçselliğinden o fıtri yapıdaki o şey sistematik akış ister. Bu akışı tabii ki biz bu dünyadaki affedersiniz taşla, toprakla, kediyle, köpekle, anneyle, babayla, komşuyla, arkadaşla görürüz. İşte orada görülen obje ve gördüğün gün, hatta saatine bile incelenebilir. Bakın bunlar değerlendirildiğinde, bir kitap gibi okunduğunda bizdeki eksik olan, yanlış olan ve yapmamız gereken doğru, bakın bunlar ortaya çıkar. Kendini bilen kişi rüyayı gece görmez. Gündüz yaşadığı olayları okur, karşılaştığı sorunları okur ve gündüz yaşadığı sıkıntıları, sorunları tanımlayarak gündüz yaşadığı olayları da rüya mesabesinde değerlendirir. Tamam, Ahmet Bey, gece insan tamamen savunmasız, hani sıfır konumunda nötr olduğu için bunlar bilinçaltından dışarıya çıkar. İşte buna biz rüya diyoruz. Tabii ki az önce hocam da anlatmaya çalıştı. Rüyalar, bakın
Şeytani rüyalar vardır. İşte efendim hak rüyaları vardır. Kimisi rüya konusunda kendisini geliştirmiştir arkadaşlar. Bakın evrensellik noktasında son derece olgun olan bir insana şeytan gelip de bir rahatsızlık vermez. Bunun gibi rüyaların da kendi içerisinde sınıflandırmaları var. Rüyalar konusunda sıkıntı yaşayan bir insan bolca salavat çekerek yatarsa çok büyük bir huzura kavuşur. Bakın rüyalarınız sizi sıkıyor ise, yani böyle bir korku, içsel bir korku yaşıyor iseniz lütfen birilerine danışın. Bu konuda birilerine danışın. O rüyayı neden gördüğünüzü, cevabını bulun. Bunu bulmanız lazım diye ben kısaca özetleyebilirim. Yasemin Hocam, siz ne katmak istersiniz? Hocam arkadaş şey sormuş sanırım anladığım hani bazı insanların rüyaları çıkıyor ve bazı kötü şeyleri görmekten olacak şeyleri görmekten çok yorgun düşüyorlar. Bunun için ne yapabiliriz demişler sanırım. Ya evet haklılar bence de yani ben de görmek istemezdim hani olacak kötü şeyleri. Yasemin Hanım. Onları itibarsızlaştırmak hocam ve ehemmiyet vermeden anlatmadan bunları itibarsızlaştırma Yasemin Hanım. Şöyle yoluna bir gitsinler bence. şey. Çok affedersiniz. Buyurun. Yasemin Hanım. Bakın az önce de hani anlatmaya çalıştım ya arkadaşlar. Güneşin tefrit hallerinin bir tanesi nedir? Aşırı hassaslıktır. Aşırı hassaslık. Yani bir rüya olabilir. Ahmet'in, Mehmet'in sana söylediği bir söz olabilir. Veya kişinin kendi kendine ay şöyle olacak, ay böyle olacak gibi paranoya tarzında, evham tarzında bazı duygusal böyle akışlar olabilir. Bakın bunlar sizi bir esma noktasında işte az önce Yasemin hocamın da anlatmaya çalıştığı gibi muzil olabilir, hak olabilir, sem'i olabilir, başka hangi esmalı mütekebbir olabilir kıymetli arkadaşlarım. Bu esmalar noktasında bir yanlış anlayışınız vardır burada. Bunun sonucunda siz ya çekingen kalıyorsunuzdur ya aşırı hassas oluyorsunuzdur. Başarıdan korkan davranışlar yapıyorsunuzdur. Ya insanlar nasip nasip yetiş, yani doğar. Nasip nasip doğar. Herkes mühendis olamaz. Herkes çöpçü olamaz. Herkes belli bir fıtrat üzere yaratılır. Bu belli bir yolculuk demektir. Öyle değil mi hocam? Şimdi o yolculuğu sen almıyorsan, çekingenlik yaparak, ne bileyim ailene hakim olamıyorsan, bir arada tutamıyorsan, işine gücüne işin gücün noktasında bir disiplin oluşturamıyorsan, aşırı kırılgan davranıyorsan, davranmayıp birilerine sahip olman, o birliği ve beraberliği oluşturman gerekiyor ve sen bu noktada sessiz kalıyorsan, bir şekilde bunlar rüya yoluyla gelir. Bakın rüyayı doğru yorumlamak lazım. Her rüyada görülen ölü öleceksiniz anlamına gelmez. Rüyada ölü görmek diri geleceğine işarettir. Mesela arkadaşlar hay esması vardır. 18'dir değeri. Kod 9'dur. Bakın 7, 5, 3 ve 1 kodlu arkadaşlar. Bakın bu konuda diri olamadıkları için herhangi bir konuda hangi ev konusunda ise hay esması diri olamadıkları için en ufak bir olumsuzluktan hemen yıkıldıkları, çöktükleri, işte bittikleri, tükendikleri için bakın bu kişiler bu rüyaları daha çok görürler. Ama o hani hay esması gereği her türlü olumsuzlukta, zorlukta, sıkıntıda ya Allah bana yardım eder diyerek böyle hani canlı, cıvıl cıvıl, üretken yani yeniden doğabilme gücüne sahip olabilirsek zaten o sıkıntılardan çıkabiliriz. Öyle değil mi Yasemin Hocam? Evet, o da diğer tarafı. Doğru. Yani şimdi sen devamlı ay şöyle olacak, ay böyle olacak, ay öyle diyecek, ay böyle diyecek. Yani böyle diye diye biz bu metafizik alemde neyi davet ederiz? Olumsuzu. Bayramı davet etmeyiz. Ya bayram gelmez böyle böyle diyerek. Arkadaşlar bakın sizin anlayışlarınız sonucunda sergilediğiniz davranışlarınız, yaşamınızdaki siz kader dediğiniz başarısızlık, iflas, ayrılık,
İşte ne diyelim, hastalık, sıkıntı. Ya arkadaşlar, bugün bütün hastalıkların temelinde oluşturan şey nedir? Stres. Evet. Ya bakın, bunu tıp adamları söylüyor yani. Bugünkü o muhteşem tıp var ya arkadaşlar, öyle diyor ya, stres diyor. E şimdi bu durum böyleyken, sen bir canlı olamazsan, bir inançlı olamazsan, ya kıymetli arkadaşlarım, böyle konuyu birisini bırakıp birisine geçiyoruz. Bakın, bugün Gazze'de her Allah'ın günü 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Her bir saatte 10 kişi ölüyor ya, Allah etmesin ya Rabbi. Yani elimiz ayağımız bağlı böyle kala kaldık. Yani ne vicdanlar kaldı, ne kalp kaldı, ne göz kaldı, ne zihin kaldı. Anlayamıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bakın oradaki insanları görüyor musunuz? Allah bana yeter diyor. Ya bu nasıl bir imandır? Allah bana yeter diyor ya. Benim diyor kocam şehit oldu. Benim diyor karım öldü, şehit oldu diyor. Benim çocuğum şehit oldu. Ya Rabbi, onları bana emanet olarak verdin. Ben sana gönderdim onları diyor. Kabul öyle diyor. Ya ben diyor bu kadar bakabildim diyor. Haddini biliyor. Bakın arkadaşlar, ya bu nasıl bir imandır? Bu bizde niye yok? Ya biz neyi kaybettik de bunu yaşayamıyoruz? Ay efendim, Ayşe bana böyle dedi, Ahmet bana şöyle dedi. Bittik, tükendik. Ya bunlar zaaf işte. Ve Evet. bunların oluşumu, bakın bunların oluşumu bizim. Bunların sorumlusu biziz. Bunların oluşturan biziz. Neden? İşte o davranışların bir sebebi var. Kendindeki gücü görmediğin için. Kahrettiğin için. Bakın kahretin. Hocam öyle değil mi? Evet, Kahır ne yapar insana? güneş işte bir kahır var hocam. Güneş geldiğinden beri o kahrı hissediyorsun. Kahrı hissettiğin için de zaten birçok Hayır. şeyden geri duyuyorsun veya üzülüyorsun. Sonucunu talep ediyorsun. Yarın Evet. ya depremi yaşayacaksın, ya efendim sen felaketi yaşayacaksın, ya ekonomik iflas yaşayacaksın, ya ayrılık yaşayacaksın. Bunun tohumlarını ekiyorsun. Arkadaşlar, dün ne kadar olumlu, pozitif, güçlü, dinamik olduysanız bugün o kadar başarılı olursunuz. Bugün ne kadar güçlü, dinamik, zinde, uyanık, yıkılmayan, ayakta durabilen, canlı olabilirseniz yarın o kadar başarılı olacaksınız. Ne işi yaparsanız yapın. Hocam Aynur Hanım şey demiş, kodlarımızı nasıl biliyoruz, nasıl hesaplıyoruz demiş. Aynur sanırım ismi. Aynur ismi üzerinden Ebced değeri aklınızdaysa verebilir misiniz bir örnek? 267'yi mi soruyorsun bana? 287 miydi? Aynur. Aynur 287 mi? 267 mi? Evet, Emine Hanım 267 demiş. Aynur Hanım'a ben şunu söyleyeyim. Aynur Hanım'a öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Aynur Hanım, içinizde hani burada bir şeyler yaşıyorsunuz ya, oradaki kavgaya inanmayın. Oradaki kavgaya inanmayın. O kavga yalan. Hanım, lütfen bana buraya bir işaretli bir şey yazar mısın? Buradaki kavgalara inanma. Olacağını zannettiğin şeyler senin zannın. Öyle olacak dediğin şeyler senin zannın. Hepsi yalan. Sen onlara itibar ettiğin için onlara can veriyorsun ve onlar da öyle oluyor. Çünkü onlara sen böyle duruyorsun, böyle bakıyorsun, ediyorsun, ediyorsun. Ne bekliyorsun sen böyle bir surat sergilediğin kişiden, ne bekliyorsun? Sevmek mi bekliyorsun? İlgi mi bekliyorsun? Vermezler. Sen ne verirsen onu alırsın. Buradaki kavgayı sustur. Burası yalan söylüyor sana. Bakın, bizim yaşamımız, bizim hayatımız, bizim düzenimiz, arkadaşlar, anne ve babaya öf bile demeyin. Kardeşlerinizle güler yüzlü, tatlı dilli olun. Büyüklerinizi sayın, küçüklerinizi sevin. Ama bana böyle yapıyor. Sen yine de sev. O bilmiyorsa da sen yine sev onu ki sevgiyi öğrensin. Bakın, bunu sizler belirleyeceksiniz. Kendi yaşamınızı sizler yönetiyorsunuz. Ama nasıl yönettiğinizi bilmiyorsunuz. Olumsuzlukları kader zannediyorsunuz. Her türlü olumsuzluklar kaderde var ama siz tercih ediyorsunuz. Surat ederek, kahrederek veya hayasızlık yapar. Hayasızlık ne demek? Buraya mümin olanın, Müslüman olanın zihnine olumsuz düşünceler gelir ama Müslüman ona itibar etmez. Etmememiz lazım.
Evet, Aynur Hanım. Hocam kod 6'yı anlattı. Sizden de bir işaret istedi. O esnada ben size kod 6'yı nasıl hesapladığımızı da hem size hem arkadaşlarımıza anlatalım. Buyurun. Sizin isminizin abjad değeri 267, 2 artı, 6 artı, 7. Bunları tek tek topluyoruz. 15, 1 ile 5'i de topluyoruz. 6, mod 9'a göre yapıyoruz. Yani o zaman 6 çıkıyorsunuz. Bu hesabı biliyorsunuzdur zaten. Evet. Kodları Yani siz işte biliyorsunuz. değerlerinin toplamını mesela Aynur Hanım'ın 267. Ben emin olamadım. 67 mi 87 mi bilemedim. 67 olduğunu söyledi arkadaşlar. 267'yi mod 7'ye göre sadeleştirdiğimizde 6 kalır arkadaşlar. Bakın genel olarak bu şimdi kod 6'nın genel özelliği bu. Şimdi kod 6 içselliğinde çok celal etkiler alır. Sen bana bunu nasıl böyle yaparsın? Ben bunu böyle dedim. Sen niye bunu böyle yaptın? Böyle gereksiz ne derler buna? Öfke mi denir? Bu öfke değil. Ne bu? Hocam Kabarma. Aynur göbek adıymış yalnız. Efendim? Aynur göbek adıymış Aynur Yani Hanım. size Aynur'u soruyorsunuz. Biz Aynur'u anlatıyoruz. Sizin hani Aynur, Ayşe, Fatma da olabilir isminiz. Bilmiyoruz siz yani. Bunların en doğrusunu derslerimizde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu noktada yani bütün kod altılar aynıdır ancak ev konuları farklıdır. Mesela bir kod altı eşiyle bu sorunları daha çok yaşar ama bir başka kod altı para kazanma konusunda bu sorunu yaşar. Bir başkası davranış evinde bu sorunu yaşar. Bir başkası kimlik, kişilik gösterme evinde bu sorunu yaşar. Kimisi çocuklarına karşı bu sorunu yaşar. Yani insanı sadece bir rakamla tanımlamak zor. İmkansız, yanlış olur. İmkansız değil, yanlış olur. Şimdi kodlar sadece araçtır. Bakın bunu da lütfen anlayın. Yani zannetmeyin ki ebced dediğimiz bu sistematiği kullandığımızda cinler, periler bağlanacak. Şeytanları işte davulla, zurnayla göndereceğiz. Ya yok böyle bir şey. Arkadaşlar şehir efsaneleri ile gerçekleri, reel olan şeyleri karıştırmayın. Bakın astroloji bir araçtır. Neyin aracıdır? Senin mizacının tanımı için, burcunun tanımı için bir araçtır. Konularımızın tanımlanması için astrolojinin sistematiğinin kullanılması lazım. Tabii ki bu. Buyurun. Sözünüzü kestim gene ama kod 2'yi de Vallahi soruyorlar. kod 2'yi sorma Seda Hanım ya. Kod 2 arkadaşım başarıdan korkar. Aşırı hassaslıktan, üzülmekten korkar. Kendine acımanın prensidir, prensesidir. Ürkeklik had safhadadır. Ancak bakın tekrar ediyorum ancak ev konularını incelemek lazım. Yani mesela kod ikilerin egoistliği de vardır. Yüksek bir ego da gösterebilirler. Ancak bunların nerede, nasıl, kime karşı gösteriyor? Bakın bunların nüansları var. Sadece kod 6, kod 2, kod 5'ten demeyle olmaz. Biz bunları örnek olsun diye söylüyoruz. Ama kendine acımayı, bakın kendine acımayı bırakmadığı sürece kod 2 bu dünyadan haz alamaz. Bu dünyada huzuru bulamaz. Arkadaşlar kendine acımak, üzülmekten korkmak. Başka ne vardı Emine Hanım, Yasemin Hanım? Kod Kod ikiler 2 için mi? için. Hangi Kendine felekti acımak, hocam? üzülmekten korkmak. Paranoyak. Güneşte bu zamanı değerlendirirsek disiplinsiz, çekingen Evet. davranabiliyorlar. Ego ve üstbenliği Aşırı kabul hassas. edemeyebiliyorlar. Aşırı hassas. Evet. 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 Ben Hocam bir soru daha bunu sorulmuş. efendim. Bir soru daha sorulmuş. Çok güncel bir soru. Diyor ki atalarla bağ kesme, anne babayla bağ kesme diye bir şey var mı diyor. Moda oldu diyorlar. Kim sormuş bu soruyu? Soran arkadaşımın ismini alabilir miyim? Tuğba Hanım sormuş. Kim? Tuğba. Tuğba Hanım.
Değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili güzel bir yazı yazmaya çalışıyorum. Fakat bir tarafından tutup da yazıyı bitirip de sosyal medyaya koyamadım. Kıymetli arkadaşlarım, hangi tohum topraksız büyür, beslenir, filiz verir? Hiçbir tohum topraksız filiz vermez. İlla bir toprağın içine onu sokacaksın. Orada demlenecek ve filiz verecek, çiçek açacak, meyve verecek vesaire. Çocuk da aynı şekildedir. Arkadaşlar, zürriyet kavramı, bakın, anne babanın bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan çocuk demektir. Şimdi anne babası olmayan bir çocuk olamayacağına göre normal şartlarda her çocuk da anne babasının sırrı, yani özelliklerini taşıyor ise, birilerinden, yani anne baba olarak birilerinden bir şeyler alıp onunla var olmaya çalışmak zorunda her insan. Şimdi günümüzde atalardan gelen bilmem ne, ana babada işte bilmem ne çalışmaları yapılıyor. Yani kendi kendilerini kandırıyorlar. Değerli arkadaşlarım, her insanın belirli bir huyu vardır. Bunun iyi tarafı vardır, kötü tarafı vardır. Ve bu huylar da sabit olmaz. İbadeti olmayan sabit huyu olmaz. Değerli arkadaşlarım, atalardan, analardan, babalardan bir algı ve anlayış yapısını, fıtri yapıyı alırız, kendi varlığımızı oluştururuz. Anneniz çok çekingen olabilir, babamız çok saldırgan olabilir veya tam tersi. Ne aklınıza gelirse, hani örnek olsun diye. Bunu biz yapmak zorunda değiliz. Annen de özgürleş. Ya ne demek özgürleş? Bunun tanımlanıp çözümlenmesi lazım. Bunun özgürleş demeyle, babayla özgürleş. Ya babayla özgürleş ne demek? Yani git işte baba beni özgürleştir. Ya bilemiyorum, bana çok saçma geliyor. Böyle insan kandırmak gibi geliyor. Bakın, her sorunun diyorum, bunun içerisinde anne var, baba var, eş var, kardeş var, çocuk var, para konusu var, mal mülk konusu var. Var da var. Bakın, din evimiz var bizim, din evimiz. Bakın arkadaşlar, bizim inanç evimiz var, inanç, inanç. Hani biz evlendiğimiz kişiye inanıp da evleniriz ya. Biz pazara gideriz, pazarcıya inanırız, o pazarcıdan elma armut alırız ya. Hani çok, bu kadar da basit demeyin, basit, evet bu kadar da basit. Niçin ondan almadın da bundan aldın? Onun malı sana daha inandırıcı geldi. Bakın, A mağazasına girersiniz, alışveriş yapmazsınız, B mağazasından alırsınız. Belki daha pahalı alırsınız ama oraya inanmışsınızdır. İnançların bile bir formu, bir mantık kuramı vardır. Bu tabii ki anneden babadan gelecek. Anne, bir insan için anne demek, arkadaşlar, düşünsel yapının işleyiş mekanizması demektir. Yani bir insanın düşünselliği, kimi insanın aceleci olur, kimi insanın hiddetli olur, kimi insanın çok sakin olur, kimisi vurdum duymaz olur. Bakın, bu davranıştan görürsünüz siz burasının nasıl çalıştığını. Hocam sorular birikti ama bu konuda ben de müsaade ederseniz bir örnek vereyim. Diğer Lütfen. soruları bile size soracağım. Şimdi bir anne şeker hastası diyelim, çocuğu da şeker hastası olmuş. Yani bu çocuğun şeker hastası olması anneden geliyor derler. Hani öyle diyorlar ya işte genetik yatkınlık. Evet genetik yatkınlık doğrudur. Genetik doğru bir kelime değildir. Senin annenin yeme şekli bozuktur. Aynı şekilde yemek yiyorsundur. Beslenmen aynıdır. Senin Evet. annen Jüpiter'inde sıkıntılı bir durumu vardır. Yönsüzlüğü Yargılayıcıdır. var. Evet. Sen de aynısını yapıyorsundur. Annenden, atalarından öğrendiğin şeyi aynı şekilde yapıyorsundur. Sen Yapıyorsan o zaman sende de olur. de olur. Ve sen atalarınla bağ keserek ya buna da bir de para ödüyorlar. Hiçbir şekilde sonuç Arkadaşlar, çıkaramazsın. atalarla, Peki ya sen çok hastalığından özür dilerim kurtulamazsın. ya. Buyurun hocam. Atalarla bağ kesilmez. Kestiğin zaman sen yok olursun. Arkadaşlar, nefsimizi öldürelim mi? Ha? Nefsimizi Hayır hocam. öldürelim mi? Nefsimizi öldürürsek, enerji yapımızı lav edersek,
Ondan sonra nasıl yaşayacaksınız? Atalar öldürülmez. Ataları güzelleştirirsiniz. Bakın atalardan gelir. Anne babadan, dededen, babaanneden gelir. Huy dediğiniz şeyin sizin bir konudaki düşünce yapınız, düşünsel ve davranışsal mantık formunuz birisinden gelmek zorunda. Bunu kesemezsiniz. Bunu kestiğiniz zaman siz yok olursunuz. Ya olamaz böyle bir şey. Atalardan gelen bir şey var. Bununla barışık yaşayıp siz güzelleştirmek zorundasınız. Çekingenliği bırakacaksınız. Misal verelim, arkadaş canlısı olacaksınız. Darılganlığı, kırılganlığı, alınganlığı, aşırı hassaslığı bırakacaksınız. Açık ve şeffaf olacaksınız mesela. Hani ilişkiler noktasında, söz söyleme noktasında vesaire vesaire. İşte bunların tanımlanması gerekiyor kıymetli arkadaşlarım. Yani siz bir soruyu soruyorsunuz ama hani biz genel örneklerle vermeye çalışıyoruz. Herkesinki farklıdır. Evet. Mesela Seda kod kaç? Seda 2. 65 demek. Bakın 65 de kod 2, Süleyman da kod 2. Ama Süleyman 191. 191'in nasibiyle 65'in nasibi farklı. 101 var. Evin. Bak o da farklı. O da kod 2. Yani her kod 2'yi aynı değere koyamazsınız. Atalarla bağınızı kesemezsiniz. Atalardan aldığınız algı ve anlayış, davranış, yapınızı güzelleştirmeniz lazım. Peygamber Evet. sallallahu aleyhi ve sellem efendim, bakın arkadaşlar, dini olarak olayı anlamanız lazım. Dini dediğimiz şey işleyiş formunu tanımlamanız lazım. Ahlak yok edilmez, güzelleştirilir. Ahlakınızı değiştiremezsiniz. Sadece güzelleştirirsiniz ya da çirkinleştirirsiniz. Yasemin Hanım, çok özür dilerim, sözünüzü kestim ya. Estağfurullah hocam. Onların günahları bize sirayet eder mi denmiş? Bakın, sirayet eden günah değildir. Onun anlayışını aynen yaşarsanız, aynen sürdürürseniz size sirayet eden şey aynı akibettir. Aynı akibettir. Bir Tuğba Hanım bir şey sordu. Ne diyor? Buğday eken arpa biçemez. Köklerin neyse insanda odur. Evet, insanda budur. Yaşamında açığa çıkan durumun tanımını yapar ve teşhisini koyar, çözümünü de oluşturur. Arkadaşlar, Yahudiler bakın hep mazlum insan değil. Yahudilerin aslı zulümdür. Her devirde zulümdür. Kimi zaman ekonomik zulümdür, kimi zaman can yakar. Aynı bugün yaptığı gibi. Yarın da yine koyun postuna bürünecek. Ondan sonra yine ay işte şöyleydi, ay böyleydi. Biz işte zulme uğradık da, yanlışlıkla oldu da, bilmem ne oldu da. Bu şekilde yine bir başka aşırılıkla var olmaya çalışacak. Bizim amacımız bunların tanımlanıp doğru dediğimiz itidalin, dengenin kişinin hayatında yerleşmesi. Bu dünyada cenneti bulamadığınız ev konusunda, bu dünyada huzuru bulamadığınız ev konusunda ahirette cennete eremezsiniz. Hiç boşuna uğraşmayın. Hiç kimse kendisini kandırmasın. Ben işte şöyle oldu, böyle oldu, ben bir şey yapamadım. Niye yapamadın? Hak verilmez, alınır. Hakkı alacaksın. Bir şekilde alacaksın arkadaşım, öğreneceksin. Bir dinlemez hiçbir şey yok. Yasemin Hanım, ben çok konuştum. Lütfen buyurun. Estağfurullah hocam. Dediğiniz gibi cenneti de cehennemi de biz buradan götürürüz. Cehennemimizi, ateşimizi buradan götürürüz. Cennetteki huzur halinde burada yakalamış isek inşallah orada da o huzur halini devam ettiririz inşallah. Evet. Başka Dünyada soruları cennet göremezsen ahirette bulamazsın. Hiç boşuna uğraşma. aynen öyle. Çok katı oldum değil mi ya? Yok. Yok, lay Aslında öyle. lay lay. Yani insanlara sevdirmemiz lazımdı. Ama hakikatlerimiz bunlar arkadaşlar. Kendimizi kandırıyoruz. İnanın kendimizi kandırıyoruz. Buyurun Yasemin Hanım. Başka soruları da siz cevaplayın lütfen. Ben hepsini göremedim. Başka soru kalmadı herhalde. Bir helalleşmekle ilgili bir soru vardı. Sanırım onu kaçırdık mı? Kıymetli arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra siz veya siz söyleyin, ben sonra söyleyeyim Yasemin Hanım. Sizin hakkınızı çok aldım ben. Yok hocam. Helalleşiriz. Atalarla helalleşmek değil mi hocam demiş. Evet, helalleşmek gerekir. Helalleşmek çok önemlidir. Helalleşmek
Neden gitmemeli bence? O bir tarafın helalleşmesi daha farklı oluyor. Bu tarafta ama bu tarafta da helalleşmek bazı konularda o kadar zor ki. Mesela dedikodusunu yaptıysanız, gıybetini yaptıysanız bununla nasıl helalleşilir bilmiyorum. Yüz yüze nasıl gelinir? O da var. Ama şu var. Arkadaşlar, helalleşmek, bakın helalleşmek şudur. Yani az önce de izah etmeye çalıştım. Benim dedem çok zalim bir insanmış. Ben bugün o zulmü bir şekilde sürdürüyor isem aynı onun yaşadığı akıbeti bir başka zaman diliminde tarih tekerrür eder, ben de yaşarım. İşte o noktada bir şeyleri bırakmamız lazım. Yani bir anlayışı, bir davranışı bırakmamız lazım. O zulmü ama nefsimize, ama insanlara bırakmamız lazım. Bunu bıraktığımız zaman bakın inanın, inanın sizin yaşadığınız bu güzellik dedenizin de cehennem azabından kurtulmasına vesile olabilir. Çünkü evlat ölmüş, ana baba dede nineye de şefaat edebilir. Yani şefaat dediğimiz tabii ki Allah'ın izniyle. Yoksa o öyle yaptı da bu böyle kurtuldu. Böyle bir şey beklemeyin. Arkadaşlar reel olun, reel. Reel olmak ve realist olmak başka bir şey. Ben gördüğüme inanırım. Evet, ancak bir de hakikatler var. Hakikatler bağlamında reel olun lütfen. Olayın şehir efsanesiyle hakikatleri birbirine karıştırmayın diye söz söylemek istiyorum. Özgürleşmek budur bence. Kesinlikle zaten kova çağında insanların bir özgürleşmesi bekleniyor ya hocam. Peki hocam, kova diyoruz da kova yapan Satürn'dür. Evet. Satürn'ün o sert öğretmenliği nasıl açığa çıkar kovada? Hadi bize bunlardan bahset. Kovadaki Satürn ile Oğlak'taki Satürn arasında ne fark var? Bunu diyeceğiz o zaman. Yani kova toprak tabii pardon. Oğlak toprak tabiatlıdır. Kovada bir hava tabiatlı olduğu için aralarında büyük fark var aslında. İkisi de Satürn olmasına rağmen. Birisi çok katı olabilir. Hani tamamen mizacı topraksa araya su mizacı, hava mizacı girmemişse çok katı olabilir. Ahmaklıkları çok olabilir. Tutuculukları çok olabilir. Cimriliği çok olabilir. Ama çok güzel de Oha. güzel yanları da var hocam yani. Kariyer alanında oğlaklar olmasa biz ne yapardık bilmiyorum. İş alanlarında onlar alıp götürüyor işi. İş yönünden de. Bir de o var. Sorumluluklara çok sahipler. Ama aynı şey kovada yok. Kova daha Havai. havai. Daha havai. Ve kendini daha çok düşünüyor. Daha çok ben merkezli onlar. Hocam ben senin gibi astroloji bilmiyorum ama benim Sizde gördüğüm şöyle bir şey var. başka dilden Efendim? Sizde başka dilden konuşunuz. Yani benim şunu görmem gerekiyor. Arkadaşlar kova tam bir özgürlükçü. Evet, sevecen, özgürlükçü, böyle yenilikçi bir ruh. Ama bunun aksi de var. Yani eğer az önce Yasemin hocamın da saydığı gibi ahmakça bunları yapmaya çalışırsa, işte efendim dert ve ziyan düşüncesiyle bunları yapmaya çalışırsa, yani işini doğru yapmazsa, hakkınca yapmazsa, bir işin yapılması için gerekli algoritmaya uyum sağlayıp da o maddesel yapıyı tak 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 işletmez ise, ihmal ederse, hafife alırsa, böyle havai davranırsa, ondan sonra bu sefer de tepe taklak gider. Yani kova ile oğlak bu şekilde ayrılır. Satürn zaten sert bir öğretmendir. En ufak bir hatayı, ihmali affetmez. Bir işin yapılması için ne gerekiyorsa aynı böyle Alman disipliniyle, Japon disipliniyle, bakın o disiplin noktasında maalesef o beğenmediğimiz Uzak Doğulular, Çinliler, Almanlar, ondan sonra o kadar çok böyle disiplinli ki dakik. Neyse o. Bakın o neyse oyu bir şekilde yerine getirmemiz lazım. Bunu yerine getirdiğimizde o zaman sizin sözünüz de söz olur, işiniz de iş olur,
Ondan sonra her türlü yenilikçi fırsatları ortaya çıkarabilirsiniz. Yaratıcılık bağlamında istediğiniz şeyleri, kerametleri açığa çıkarabilirsiniz. Ama dediğim gibi kendi gerçekliklerinizle tanışıp yanlışları çıkartmanız gerekiyor arada. Diye düşünüyorum ben. Biz insanı sıkıntı içinde yarattık. Evet, işte bu sıkıntı bizim eksik esma sırrı dediğimiz bizde yaratılıştan olmayan bu dünyada bizim oluşturmamız gereken esmasal yapıdır. Arkadaşlar herkes kerim midir? Herkes kerim midir? Yani cömert midir? Hayır, değildir. Kerim esması noktasında bakın 1, 3, 5 ve 7 arkadaşlar, kodlu arkadaşlar maalesef ya cimridir maddi olarak ya da anlayışsızdır düşünsel olarak. İşte bunun tanımlanması lazım. Peki hangi ev konusunda bunları yaparlar? İşte o da sizin burcunuza bağlı. Yani kod 9'u, kod 8'i hadi tanımla bana demeyle olmuyor. Daha tekrar var, tahkiki var diyelim daha doğrusu. Seda Hanım kod 8'i soruyor. Yasemin Hocam, hadi buyurun onu da sen anlatıver. Hocam bu kod 8'lerden nedir çektiğimiz diyeceğim, kızacaklar bize. Çok talepkarlar, çok beklentiye giriyorlar hocam. Kesinlikle. Ve bazı Panik, şeyleri fazla depresif, abartabilir. abartı deyince kim akla gelir? Kod 8'ler. Kod 8'ler akla gelir. Arkadaşlar bakın kod 8'ler bu noktada ama ev konuları çok önemli. Bakın hangi burç olduğu çok önemli. Venüs ismi azamlarıdır Evet. kod 8'lerin. Bu noktada buraları zihinsel noktada panik yani doğal panik. Doğal bir panik bitkisidir. Ondan sonra abartı bitkisidir. Yani huy olarak bunları genlemeyi öğrenmesi lazım. Bunları düzenlemeyi öğrenmesi lazım. Peki Yasemin Hocam ben şunu sorabilir miyim? Buyurun hocam. Şimdi mesela ne diyelim? Kerim esması dedik. Kerim Evet. esması eksikliği noktasında benim ne Evet. yapmam lazım? Misal benim bunu Hocam. neyle düzenlemem? Yani bir esma eksikliğiyle ortaya çıkan zaaflar nasıl tanımlayıp yani tanımlıyoruz tamam onu derslerde öğreneceğiz de nasıl çözümlüyoruz? Hocam şimdi bir esmanın eksikliğini tanımladıysak o insanda, mesela Kerim esmasını örnek verdiniz. Bu Mesela. insanın Kerim'in uçlarında olduğunu düşüneceğiz. Mesela ya çok savurgan ya çok tutucu, cimri ya affedemeyici, kendi kininde boğuluyor bazen, kininde, onları da gördüm birkaç gündür, kininden duvar yapmış, o kine tutunmuş insanlar gördüm. Allah çok kerim hocam. Anlaşılması gereken bu. O kadar kerim ki ikramları sonsuz ve kullarının da böyle olmasını istiyor. Bizler Böyle olmasını istiyor. Evet. affetmemiz gerekiyor, cömert olmamız gerekiyor, bağışlamamız gerekiyor. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamız gerekiyor. Aslında bizim itidaller, değerler gibi bir şeylerimiz var. İfrat ve tefritler karşısında. Vaktin değerlerine ve itidallerine bakarız biz bu konuda. Mesela biz Evet. şu an hangi vakitteyiz? Vakit Satürn olarak vaktindeyiz. güneşi değerlendirebiliriz. Vakit olarak güneşi mi değerlendirelim? Tabii. Peki, güneşi değerlendirdiğimizde hocam evrensel bilinç farkındalığıydı sanırım. Karizmatik olmaktı ama Kerim esmasında bunların hangisi işe yarar? O da var Tabii yani. Ya, yani yaramayabilir. herkese göre değişiyor bu. Tabii, değişir. Şimdi Evet. onu öyle anladıysam diyeceğim ki Kerim esmasına da şu iyi gelebilir. Ama kime göre? Evet, maddeye esir olmayan, şöhret ve servet ve dünyevi işlere bağımlı olmayan, kendinin Evet. efendisi, değil mi? Bu Kerim esmasına bunlar karşılık gelebilir. İşte kimisi Veya için de kendinin efendisi olmak önemlidir. Kimisi için karizmatik olmak önemlidir. Kimisi evet. için evrensel olabilmek önemlidir. Ve bunun gibi değişkenlikler gösteriyor. Ama nihayetinde kişi celal etki alıyor ise sonuçta tevazuyu öğrenmesi gerekiyor. Evet. Bakın erdem olarak tevazuyu öğrenmesi gerekiyor. Mesela kod 2'yi sordular az önce. Cemal etki alıp tefrit hal sergiliyorsa onun da kesinlikle öğrenmesi gereken şey vakardır. Vakar. Öyle değil mi hocam? Evet, tefritteki insanlar için vakar. Vakar çok Vakarın önemli. Arkadaşlar doğru oluşturmaları lazım.
Çünkü bazen hocam öyle saldırganlıklar görüyoruz ki Pot 2 bazen Satürn'de yapabiliyor bunu. Olur, evet. O zaman onu vakar sanabiliyorlar. Onun arkasına Tehdit saklanabiliyorlar. algılıyorlar. Tükenişlerin sonucunda da saldırganlıklar yaşanabiliyor. Evet. Vakar önemli ve tevazu. Evet. Yani güneş deyince aklınızda tevazu ve vakar erdemi eksikliği resmen ortaya çıkar. Nihayetinde bakın bir esma eksikliği sonucu ortaya çıkan yanlış anlayış ve davranışı bir itidalle çözebiliriz. İşte o itidaller içinde bulunduğumuz gün itibariyle ya evrensel olabilmektir, ya karizmatik olabilmektir, ya maddeye tutkun olmamaktır. Yani maddesel noktada özgür olabilmektir. Ondan sonra ya da ne vardı? Karizmatik, kendinin efendisi. Bunun gibi davranışları öne çıkarttığınızda hangi esma sizde eksikse, yani yaşadığınız olaya göre, soruna göre tanımlanan esma eksikliği, bakın o esma eksikliği sizden açığa çıkmaya başlar. Yani kıymetli arkadaşlarım, esma eksikliği diye bir kavramı, yani biz bu derslerle ortaya koyduk. Biraz haddimizi aştık mı diye düşünüyorum ama hayır değil. Bakın, bir insanın sergilemiş olduğu ifrat ve tefrit davranışların temelinde mutlaka bir esmanın anlaşılamaması, o kişiye tecelli edememesi vardır. İşte bu Evet. işleyişi de Ebced teoremleriyle gözlemliyoruz ve birebir de hepsi şimdiye kadar tutu tutuyor ve bu Evet. dili de sizin öğrenmeniz için sizlere eğitime davet ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Evet 24 hocam. Şubat'ta eğitimlerimiz var. 5 aylık eğitimimiz var. Arkasından ikinci sınıf eğitimlerimiz var. Arkadaşlar, zamanı en ufak birimine kadar tanımlıyoruz. Bunlardan bahsetmek ister misiniz? Yengeç Hocam. kod 7. Yengeç kod 7. Tam bir kurban profili. Kurban profili ne demek ki Yasemin Hanım? Kurban psikolojisi ile yaşamak. Kendini engellenmiş, kendini sanki değersiz gösterilmiş gibi. Ne dersiniz? Yasemin Hocam? Evet. Değerli arkadaşlar, kod yeninin en belirgin özelliği, bakın, duygusal, yengeç burcu olduğu için duygusal noktada kendisini şey zanneder. Yani hep böyle ihlal edilmiş. Müntakim ve kahhar esması onda ters çalışır. Yanlış şey çalışır. Nasıl çalışır? Yani böyle nasıl çalışır? Bir dakika lütfen. Kendini güçsüz, zayıf, yetersiz, yani kurban. Sanki bütün her şey onun başında bitmiş. Bir tek o dışlanmışlık hissi gibi. Yani bir hissiyatı bir kelimelerle izah etmek zor oluyor. Ondan sonra bu bağlamda kod yediler, bu duyguyu çok yaşarlar. Halbuki çok güçlü bir kimlik ve kişilikleri vardır. Çok güçlüdürler. Kod yedileri bir topluluk içinde değerlendirmek gerekirse o topluluğun müdürüdür. Kod yediler. Ama o kurban profilinden çıkarlarsa, yani bir tek kendileri o değersizliği yaşıyormuş gibi düşünmeyi bırakırlarsa bunu yaşarlar. Evet, Yasemin Hanım, geldiniz mi? Geldim hocam. Ben arada bir çıkıp geleceğim sanırım böyle. Yok, artık yeter zaten ya. Saat kaç oldu bilmiyorum ama Tamam hocam. yeterince anlatım yapmaya çalıştık. Arkadaşlar, bu ve bunun gibi birçok konular derslerimizde birebir işleniyor. Yani şimdiye kadar bu çalışmanın benzeri yok. Özellikle tavsiye ediyoruz. İşin ekonomik boyutunu her zaman için ikinci plana bıraktık bundan sonra. Yoksa bunlar 3-5 liralık iş değil. Ne dersiniz Yasemin Hocam? Kesinlikle değil. Kendimizi tanımanın bence bedeli olmaz. Psikologlara o kadar çok paralar yatırılıyor ki inanın
Ben psikologlara giden arkadaşlarla da konuşuyorum. Onlara da danışmanlık verdiğimizde görüyorlar ki onlarla birebir hatta ve hatta bunun bir de manevi boyutu olduğu için bizim bu derslerimizin Evet. daha çok faydalandıklarını izah ediyor kendileri. Bizim dersimizin bence bir eşi benzeri yok hocam. Kim ki kendini bildi, Rabbini bildi. Rabbine giden yolda kendini bilmeyle devam edeceğiz inşallah. Evet. Yorum Hocam bak size soruyorlar. yapıyorum. Kod 7. Yengeç burcu bir kod 7'yi nasıl anlatırsınız diye soruyorlar. Tam bir evin yönetici kişisidir bu Ayşe Hanım herhalde. Tanıyorum kendisini zaten biliyorum da. Hem kod 7 hocam müdür hem de yengeç yani. Yani. Lider bir burç yani. Peki Jüpiter'ler nasıl? 4, 5, Ayşe 6, 7, 8, 9. Mesela 6. evi berbat. 7, 8, 9. Aşırı Yok güvensizliği hocam. ne yapacağız? Şek ve şüpheyi ne yapacağız? Onu nereye Yani, koyuyor Ayşe? aynen öyle. Ayşe Hanım'ın 6. evini kendi anlatsa aslında çok daha iyi olurdu. O evin işlerinin bitmeyişi, düzen işlerinin faydalı insanlara faydalı olmak için ne kadar çırpındığının, ne kadar bir kurban psikolojisi. Neyse Ayşe Hanım'ın her şeyini dökmeyelim hocam. Kod 7'yi. Tamam. Bunları bakın, bunlara itibar etmeyip de hani özgüveniniz yerinde bir şekilde davranışlar ortaya çıkartabilirseniz mükemmelsiniz. Yani müdür, Ankara'yı yönetecek belediye başkanı adaylığına sizi öngörebiliriz. Başvuru süreleri bittiyse bilmiyorum. Bir arkadaşım siyah yılan görmekten soru sormuş. Arkadaşlar yılan bakın fitne fesat demektir. Fitne fesat demektir. Kimin hakkında fitne fesat böyle dedikodu gıybet o öyle dedi bu böyle dedi şu şöyle yaptı bu böyle yaptı böyle bir endişeli bir durumdan haber verir size. Böyle bir kaosun içindesinizdir. Hasbinallah deyip çıkın. Birisi hakkında olumsuz hüküm vermekten kaçının. Siyah yılanı bakın aynı zamanda hayat vermek yani yılan hayat demektir hayat. Yani galu beladan başlayıp anne karnından, dünya hayatından, kabir hayatından ebedi hayata giden yolculuğu da işaret eder yılan. Yani yaratılış demektir. O yaratılış şablonu demektir yılan. Aynı zamanda da insan açısından da fitne fesat demektir. Çünkü kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz yılan tarafından yani var olma noktasında Adem Aleyhisselam'ın kandırıldığı rivayeten anlatılır. Bakın o yılanla ilgili soruyu kim sordu göremedim şu anda. Ancak o arkadaşıma şunu tavsiye ederim. Sizin var olmanız için birileriyle çekişip, birileriyle böyle dedikodu, gıybet, işte fesat, fitne, fesat. Bu böyle bir badirenin, kaosun içindesiniz. Buradan bir çıkın. Bir defa bir çıkın. Yani hayır. Söylenenlere itibar etmeyin. Veya söylemeniz gerektiğini zannettiğiniz şeyleri de söylemeyin arkadaşlar. Bakın buradan kendinizi koruyun. Bir geri çekilin şöyle bir. O neyse akraba mıdır, eş midir, kardeş midir, komşu mudur, para konusu mudur, mal konusu mudur? Bir kendinizi bir geri çekin. Bir konum belirleyin. Kendinizi bir geri çekin. Bir estağfurullah deyin. Ondan sonra istişarelerle hareket edin. Kimseyi kırmayın. Kimsenin de sizi kırmasına izin vermeyin lütfen. Kabirde yılan, bakın arkadaşlar kabir sizin bedeninizdir. Sizin bedeninizdir. Sizin var olduğunuz şey demektir. Kendinizi ispat etme noktasında kod 6. Evet arkadaşım, içindeki kavgayı bırak. Sen kod 6'sın. Aynur Hanım göbek ismin falan diyor ama bakın yılan ve kabir. Bu insanın zihnindeki kavgayı işaret eder. Çok büyük bir tatminsizlik. Yanlış anlaşılır, yani anlaşılmasın lütfen. Yani bir şey yaparsın, yetmedi dersin. Bir şey dersin, olmadı dersin. Acayip bir hırs, acayip bir kavga. Kısaca kavga diyorum ben. Bu yanlış. Bundan bir estağfurullah çekin lütfen. Yani onun tanımlanması lazım. Sizin dosyanızın çıkarılıp üzerinde çalışılması lazım diye düşünüyorum Yasemin Hanım. Hocam, bizim derslerimizi pek anlayamamışlar çalışmalarımızı. Bizler esma eksikliğinden
tekniklerinize yoğunlaşıyoruz. Esmalarınızla çalışıyoruz. O esmalardan ne anlıyorsunuz? Nasipleriniz nelerdir? Ve bunları nasıl hale döküyorsunuz? Zamanda gözlemlerini yapıp, keşifleri yapıp, halde dengeye, ölçülü bir hale getirmeye çalışıyoruz ki o 12 evinizdeki sorunlarınızı o sakinleştirmek, huzur bulabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz derslerde. Önce bir teoriyi var, teorikten sonra pratiğine geçtiğimizde bilgisayar programıyla beraber keşif ve fetihlerinizi yapıyoruz. Güzel bir çalışma. Sizler kendini kendilerinizi bulabileceğiniz çalışma, ailece faydalanabileceğiniz, sizin değişiminiz ailenize yansıyor, çevrenize yansıyor. Evet. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani derslere katılmadan da çok fazla anlayabileceğinizi de düşünmüyorum. Biraz dakikada anlatacak gibi değil. Lütfen derslere bekliyoruz arkadaşlar. Sizler eğitim, bakın eğitim hayat boyu süren bir süreçtir. Her an insanın öğreneceği bir şey vardır. Biz size bir şey öğretmeyeceğiz. Siz kendinizi göreceksiniz ve o noktada neyle, hani hangi kuyulara düştüğünüzü göreceksiniz ve o kuyulardan nasıl çıkacağınızı yine size, yani biz sadece eşlik edeceğiz, yanınızda refakat edeceğiz size. İnşallah çok güzel bir çalışma olacak. Hepinizi bekliyoruz. Süremizi oldukça açtık Yasemin Hanım. İnşallah tamam, sonra yine toplanırız. Ne dersiniz? İnşallah hocam, nasip. Allah razı olsun. Günler. Hocam ben yine çok fazla gevezelik yaptım. Size söz veremedim. Lütfen beni affedin. Hayır hayır. Kıymetli bilgileriniz bize lazım hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hep beraber. Çok teşekkür ediyoruz bütün arkadaşlarımıza. Şimdilik hayırlı akşamlar arkadaşlar. Biz haftada iki akşam böyle toplanıp sizlerle sohbetler ediyoruz. Lütfen özelden de yazabilirsiniz. Kendilik bilincin nete de yazabilirsiniz. Telegram adresimize de yazabilirsiniz. Ondan sonra yani isterseniz ulaşabilirsiniz. Bizler buralardayız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm. Selam. Hayırlı geceler.